yapalım o zamansa. Dilek Göngeç'e bağlanacağız. Ama öncelikle telefon numaralarımızı bir hatırlatalım. Dilek Hanım'a soruları olan dostlarımız telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirler. 0-550-376-8374'ten değerli sanatçımıza sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii ki istek panellerimizden de ulaşabilirsiniz bizlere. Hemen ne yapalım? Dilek Hanım'a bakalım, bir alo diyelim. Bizlere cevap verecek mi? Alo, hayırlı akşamlar Dilek Hanım. Mutlu akşamlar Sevinç Hanımcığım. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. En güzel akşamlar olsun size ve dinleyicilerimize. Amin inşallah, cümlemize diyelim, ben de dostlarım adına. Evet, evet. Radyomuza bizi kırmayıp geldiğiniz için yayınımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ki affola diyelim. Evet, ben teşekkür ediyorum ki öncelikle çok değerli menajerimiz Kadir Akkaş aracılığıyla sizlerle buluşturdu bizi. Binlerce kez, milyonlarca kez teşekkür ediyorum ona ve sizi bizlerle, dinleyicilerimizle buluşturduğunuz için. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kadir Akkaş'a buradan sevgi saygılarımızı gönderiyoruz ailesine ve kendisine. Evet, dinleyicilerimiz adına ben size birkaç soru soracağım. Sıkmadan tabii. Buyurun. İnşallah. Yok, buyurun. Buyurun, rica ederim. Bekliyordum zaten, buyurun. Dilek Köngeç kimdir? Bize anlatır mısınız? Dilek Köngeç müzikle yaşamış, doğmuş, müzikle yaşayan, ölene kadar da müzik yapacak olan, müzik tarihi bir hanımefendidir kendisi. Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müzikisi bölümü mezunuyum. 93 kişiyim, 96 mezunuyum. Ankara Hukuk Barosu Korosu Korosliği yan sıra Okul Korosu, Adana Serbest Mali Müşavirler Odası Korosu ve Okul Korosu yanı sıra birçok korolarda Türk Sanat Müzikisi eğitim alıp konserler verdik aynı zamanda. Okul bittikten sonra Çağbaş Sanat Merkezi diye özel bir müzik dershanesinde bir dönem ders verdim. Ama ben hep müzik yapmak istediğimi biliyordum. Sahne yapmak istediğimi biliyordum. Ankara'ya gittim. Ankara'da efendim? Yok, sizi dinliyorum efendim. Devam ediyorum ben. Tabii ki, tabii ki. Evet. Ankara'da küçük karşılıklarla sahne yapayım diye verilen küçük karşılıklara bile çok mutlu olurdum ki yeter ki sahne versinler diye. 98 yılında Ankara'daydım. Orada bir evlilik yaptım. 10 yıl kadar süren evlilikten sonra nihayet 9 yıldır ayrıyım ve nihayet tekrar müzikleyim. 10 yıl bir ara vermiştim. Şimdi profesyonel ikinci albümümü de yaptım. Yurdumun Sesleri 3 adlı Ruhi Birkalır'ın aranjörlüğünde, Birkalır müziğin aranjörlüğünde yapılmış olan güzel bir albüm yaptık. 14 sanatçı karmak bir albüm. Herkes kendi eseriyle ya da istediği eserle katıldı. Ben de ilk albümüm olan Sevgili adlı eserimi eklemiş oldum. İstanbul'a yerleştim. İstanbul'da müzik çalışmalarım devam ediyordu. Bu ara tekrar Adana'dayım. Tekrar döneceğim. Programlarım ve TV programları, sahne programlarım devam etmekte. İkinci albümden sonra üçüncü klibimi çektim. Nihayet buradayız. Tekrar gideceğiz işte. Böyle. Evet, anladık efendim. Zaten şu anda da şu radyomuzda arkada şöyle hafiften hafiften sevgili parçanız çalıyor. Evet, söz müzik bana ait. Evet, yıllar önce yazmış oldum. Çaldım, takıldı. Diğer şarkılarınızda çaldım, sık sık dinlettik parçalarınızı. Çok teşekkür ediyorum Sevinç Hanımcığım, mükemmelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Asıl siz mükemmelsiniz efendim. Siz değerli sanatçılarımız.
yardımcı olabiliyorsak bu şekilde ne mutlu bizlere diyoruz. Biz hem de çok büyük fayda, çok büyük destek. Yani sizlerin olduğunu bilmek sanatçı yalnız değil en azından. Her sizi zaman, çok mutlu, her zaman ediyorsunuz. Siz gibi değerli sanatçılarımızın arkasındayız. Ben her zaman bunu söylüyorum. Ha, o kadar güzel sanatçılarımız, unutulmayacak sanatçılarımız var. Tabii ki onlarla çok evet. değerli. Ama şöyle diyorum ya, bir köşede yeni sizler gibi yeni sanatçılarımız var. Onların sesini evet. dinleyicilere duyurmak bizim için gerçekten evet. Gurur verici radyo olaraktan. Gitgide de büyüyen evet. bir aile oldu Gurdek Efem ailesi. Gerçekten ne mutlu. Çok gururluyum. Ne mutlu. Halimizden. Çok güzel, çok güzel. Evet. Ne mutlu. Siz değerli sanatçılarımız da tabii ki. Peki Dilek Köngeç neler yapar müzik haricinde? Evimdeyim. Oğlumla uğraşmaktayım. 16 yaşında bir evladım var. Teşekkür ederim. Herkesin evladı kendine bağışlansın. Amin cümlesin. Onun okulu, onun dersleri, onunla devam etmekteyim. Son 4 gündür sahnem vardı zaten. İsim veremiyoruz ama mekan isimleri ya da çıktığım sahnelerin isimlerini veremiyoruz sanıyorum. Fark etmez, veremiyoruz. Sorun değil. Yani sıkıntı yok. Evet. Hiç problem değil. 2 gün Büyük Sürmeli, Adana Büyük Sürmeli Oteli'ndeydim. Birinci gün Ana Haber Ajans gazetesinin gecesi, ödül töreni gecesi. İkinci gün Güney Avaz gazetesinin ödül töreniydi. Ödüllerimizi aldık. Çok değerli dostlarım kendileri. Üçüncü gün yine Yakamoz Kafe'nin sahibi Ferdi Demiroğlu'nun, erkek kardeşi Ayşin Demiroğlu'nun düğünündeydik. Yine sahnem vardı. Pazartesi de engelliler günü dolayısıyla Vedar Engelliler Derneği'nde konserimiz vardı. Adana'lı sanatçılar Ali Tıraç Beyefendi ile çok güzel sahne yaptık biz. Bu şekilde. Bugün de yılbaşı için billboard afişleri için fotoğraf çekimimiz vardı Ali Bey'le. Yine beraberdik yani. Yoğun şekilde devam ediyor. Her günüm yoğun yani. Böyle. Tabii ki. Bir dakika. Dilek Hanım kusura bakmayın. Kesiyorum. Evet dostlar, şu anda İzmir'den bir dinleyicimiz var. Dilek Hanım'a soru sormak istiyormuş. Hemen şöyle ben bir şey yapayım. Buyurun efendim. Buyurun, dinliyorum sizi. Ben canlı yayını alalım kendisini. Buyurun Mustafa Bey. Mustafa Beyciğim merhabalar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Mustafa Beyciğim. İyi akşamlar Dilek Hanım. İyi akşamlar Sevinç Hanım. Mutlu akşamlar efendim. Mutlu akşamlar. Nasılsınız? Çok iyi. Alo. 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 İyiyim, teşekkür ederim. Mutluyum, şu an programdayız. Sevinç Hanım davetlisiyiz, tabii teşekkür ederiz ama. Evet, en büyük sıkıntım bu işte Mustafa Beyciğim. Eğitim tüm saat musikisi olduğu için tabii ki arabeski yapılabilir. Ama gırtlak olarak batı. Sizin Atı tarzı, Yıldız Tilbe tarzı, ilk kadın pop vokalim zaten Adana'da. Yani hiç düşünmedim, düşünmüyorum. Adana arabesk ruhlu bir şehir, evet. Fakat ben tarzımdan caymayı düşünmüyorum. Sadece canlı sahnelerinde, canlı performanslarında arabesk birkaç tane şarkı var. Ama düşünmüyorum kesinlikle. Hatta Mustafa Beyciğim. Beni dinliyor musunuz Mustafa Beyciğim? Mustafa Bey sizi dinliyor Dilek Hanım. Hatta ben rock yapmayı bile düşünüyorum. Anadolu rock ya da rock tarzı eserler yapmayı düşünüyorum. Hatta ben bu sevgili eserimi, Söz Müzik bana ait olan sevgili adlı eserimi rock yapacaktım. Çok değerli bir üstadla çok güzel çalışmalarımız olacak. O zaman göreceksiniz ne yapmak istiyorum. O zaman diyeceksiniz ki Dilek Hanımcığım evet bu tarzda devam edin diyeceksiniz. Çünkü hoş bir şey yapacağız. İnanıyorum buna ben. Evet. Başka bir sorunuz var mı Mustafa Bey? Mustafa Hayırlı Bey. Akşamlar.
Evet. Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sizler de Mustafa Bey gibi bize canlı yayına bağlanabilir, Dilek Köngeş'le görüşebilirsiniz dostlar. Evet Mustafa Bey, gerçekten Mustafa Bey dediği gibi bir sahnede, hangi sahne olduğunu şimdi hatırlayamayacağım. Facebook'ta takip ediyorum sizi. Orada bir sahnede Türk Sanat Müziği okumuşsunuz. Gerçekten bayıldım. Teşekkür ederim. Ama hangi parça olduğunu şimdi hatırlayamayacağım. Biraz heyecanlıyım ben her zamanki gibi. Evet, evet normaldir canım, olabilir. Ya işte tarz her ne kadar batı tarzı olsa da, pop tarzı, batı tarzı olsa da gırtlak, sahneye çıktığımızda halk müziği de istiyorlar. Özgün de istiyor izleyici. Türk sanat müzikisi de istiyor. Repertuarda olan eserleri zaten canlandırmaya çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum. Ama bahsettiğim üzere arabesk bana uzak. Fakat Müslüm Baba'dan, Ferdi Baba'dan birkaç tane serpiştirdim repertuarımda. Varlar yani birkaç tane. Evet. Peki şöyle biraz bize hangi parçaydı ya? Hatırlayamıyorum gerçekten. Duydum ki unutmak son mudur acaba? Sevemez kimse seni mi acaba? Evet olabilir. Hangisi? Sevemez kimse seni parçasıydı hatırladığım kadarıyla. Onu bize mırıldanabilir misiniz? Ondan olabilir. Artık bilmiyorum ne kadar canlı olarak nasıl olur bilmiyorum. Şöyle ufak bir parça. Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmazsan, yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmazsan, yaşamak neye yarar? Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım, seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım, seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Gibi, bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben hem istek panelimde hem WhatsApp hattımızda mesajımız var. Bir okuyalım isterseniz. Az önce hatta bağlanan Mustafa Bey yazmış İzmir'den dostlarımız. Sevinç Hanım bakmayın tel kesildim. Müslüm Baba'dan bir şey mırıldanır mı bize değerli sanatçımız diye güzel bir mesaj göndermiş. Bir de WhatsApp'tan Hatice Hanım var, Kocaeli'nden ulaşmış bizlere. Selam, hayırlı yayınlar demiş. Ben de katılmak istiyorum fakat telefondan dinlediğim için katılamıyorum canlı yayına demiş. Dilek Hanım'a saygı ve sevgilerimizi iletirseniz seviniriz Sevinç Hanım diye yazmışlar. Evet. Benden de en güzel sevgiler, saygılar olsun. Bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Müslüm Baba'dan aynı zamanda Serkan Kaya da yorumladı bunu. Bir bile bir senin giriş kısmı ya da söyleyebildiğim kadar söyleyeyim. Mustafa Bey ve diğer sevenlerimize gelsin, olur mu? Tabii ki gelsin efendim. Gözlerim kapıda, kulağım sese. Bir gele bir sen, ah bir gele bir sen. Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk. Bir gele bir sen, ah bir yine bilsen. Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk. Bir bile bilsen, ah bir bile bilsen. Hasretim dönerken uykularımı, çaresiz dizledim ağlarımı. Seni kaybetmenin korkularını, bir yine bilsem, ah bir yine bilsem. Seni kaybetmenin korkularını, bir yine bilsem, ah bir yine bilsem gibi. Bu da böyle. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sözler bir ara gitti, kusura bakmasınlar. Estağfurullah.
Dinleyicilerim adına çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. O kadar ederim. Sanatçımız konuk oldu. İlk defa dinleyicilerim hoştu. Ay sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum canım. İlk defa sanatçıya soru sordu benim dinleyicilerim de. Olsun. Olsun. Güzel işte ya. Arabayı söylememi de hiç tanıştı. Evet. Efendim? Hatice Hanım'ın mesajı var. Süper Dilek evet. Hanım çok teşekkür ederiz demişler. Biz ben de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Kucaklıyorum, öpüyorum hepinizi. Evet. Biraz bir şarkı hemen sevgimin pardon. Sevgili parçanızı böyle alalım yayına. O güzel çalsın. Biz de biraz ben sevgilinin hikayesini sevgilinin küçük bir hikayesi var. Onu anlatayım isterseniz size. Tabii ki. Sevgilinin odasına gireceğim. Sevgilinin odasına girdiğimde kürt odasının içinde bayan kolyesi gördüm ama benim değildi o. Sene 2002 yılları, 1992 yılları. Düşünün bak yıllardır kaç yıl olmuş 1992'de. Odasına girdiğimde kürt odasında kolye vardı. Bayan kolyesi ama benim değildi. Ya işte düşünün ki kıskanan kadın ne kadar tehlikeli olabiliyor. Çok. Kaplan gibi olabiliyoruz kıskandığımız zaman. Kaplan yanında. Hemen kağıdı kalemi aldım. Gidemezsin başkalarına. Kokun hala üzerimdeyken, terim daha soğumamışken dedim. 3 satır yazdım. Yatağın üzerine bıraktım. Yıllar yıllar sonra albüm yapmaya karar verdiğimde MESAM'a üye olmam gerekiyordu. Bir eser olması gerekiyor. Aynı zamanda MESAM üyesiyim. Bunu da belirtmiş olayım. Ne olabilir? Albüm parçam ne olabilir? Sevgili yapalım dedik. Hemen ona yakılsın bu beden, yağılmasın kimseye adlı devam ettim işte. Güzel bir şarkı çıkarmış olduk. Onu albümümüzün ismini verdik. İkinci eseri oldu. Ben bu yıl tekrar İstanbul'a yerleşmiştim. Orada yaşıyordum. İkinci albümümü de yaptım. Bahsettiğim gibi 14 karma albüm. 14 kişiden oluşan karma bir albüm. Bu eseri tekrar aranje ettik. Bir de klip çektik. Oğlumu da oynattım klipte. Aynı zamanda Kast 34'ten Can Sağlam Cem'a da teşekkür ediyorum. Klipte oynadığı için. Ve Murat Alpan, sevgili yönetmenim, değerli yönetmenim Murat Alpan'a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an Arakan'dan Kaçış diye çok güzel bir film hazırlıyorlar, dizi film. Onun çalışmalarındalar. Onlara da başarı ve bol şans diliyorum. Ruhi Birkalır, eşi Maral Birkalır'a sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Her zaman destek oldukları için bana. Ve adımı sayamayacağım birçok sanatçı dostlarım, destek veren arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, şöyle hemen istek panelimize bir güzel mesajımız da işte Dilek Hanım okuyalım beraber. Adana'dan aha. Eyüp Temiz Yürek ulaşmış bizlere. Dilek Köylü Hanım'dan sevgili şarkısını istiyoruz ve kendisini çok seviyoruz. İyi yayınlar demişler. Eyüp Temiz Yürek çok teşekkür ediyorum. Eyüp Temiz Yürek asla yalnız bırakmayan çok değerli üstadlarımdan, dostlarımdan birisidir. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk geldikleri için, dinledikleri için sağ bize. Olsun. Hemen ne yapalım? Biraz sohbeti ara verelim. Siz de bu arada dinlenmiş olursunuz. Tamam. Dinleyicilerimiz de sizden sevgili parçasını dinlesinler. Daha sonrasında parçanın sonunda ne yapacağız? Tabii ki Dilek Hanım'la sohbetimize devam edeceğiz. Ama bu parça arasında biz Dilek Hanım'la sohbet edeceğiz ama siz duymayacaksınız dostlar. Hadi bakalım, Dilek Köngeç'ten geliyor sevgili. Sevinç yayında. Arabesk Radyosu. Müzik.
Yaşkın Radyo. Yakılsın bu beden, yar olmazsın kimse. Sensiz kalbin eğilim, onu at köşelere. Feryadın göğü açtı, ahım marşa ulaştı. Sen gittin, ümitler sahipsiz yetim kaldı. Feryadın göğü açtı, ahım marşa ulaştı. Sen gittin, ümitler sahipsiz yetim kaldı. Gidemezsin başkalarına sevgilim. Kokun Gurbetçinin Arabesk Radyosu. Sevgilim, terim daha soğumamışken sevgilim, ben hala seninken sevgilim. Gidemezsin başkalarına sevgilim, kokun hala üzerimdeyken sevgilim, terim daha soğumamışken sevgilim, ben hala seninken sevgilim. Yar olmazsın kimseye. Sensiz kalbin eğilim, onu at köşelere. Feryadın göğü açtı, ahım marşa ulaştı. Sen gittin, ümitler sahipsiz yetim kaldı. Feryadın göğü açtı, ahım marşa ulaştı. Sen gittin, ümitler sahipsiz yetim kaldı. Gidemezsin başkalarına sevgilim. Kokun hala üzerimdeyken sevgilim. Terim daha soğumamışken sevgilim. Hala seninken sevgilim. Gidemezsin başkalarına sevgilim. Kokun hala üzerimdeyken sevgilim. Terim daha soğumamışken sevgilim. Ben hala seninken sevgilim. Evet dostlar, Dilek Köngeç'ten geldi sevgili dedim. Tabii ki biz parça arasında güzel sohbetler yaptık. Sanırsam arada bir mikrofonu unuttum, yine açık. Sohbetimiz oraya ulaştı galiba. Evet devam edeceğiz ama öncelikle mesajlarımız var. Onları bir okuyalım. İstek hattımızda var bir mesajımız. WhatsApp hattımızda var. Kadir Akkaş Bey ulaşmış.
Hayırlı akşamlar Adana'dan Kadir Akkaş, Sevinç Hanım, Dilek Hanım, yayın akışınız sohbet mükemmel ve sizlere başarılar diliyorum. Dilek Hanım, muamanın mırıldanırsam memnun olurum demiş Dilek Hanım Kadir Bey. Hemen arkasından. Evet, muamayı çok beğenmişti o, evet. Evet, hemen arkasından Mustafa Bey ulaşmış gene. İstek panelimizde onun da mesajı var. Onu da okuyalım kırılmasın. İzmir'den. Tamam. Çok teşekkür ederiz Dilek Hanım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. En güzel akşamlar sizlerin olsun. Sevinç Hanım, size de çok teşekkür ederiz. Bizi böyle değerli sanatçılarımızla buluşturduğunuz için demişler. Asıl biz dinleyicilerimize ve Kadir Bey'e, bütün dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Evet, evet, teşekkür sizi ederim. Dinliyoruz Dilek Hanım. Peki, ben bazen ne soracağımı diyorum ya, çok doğal olduğum için. Peki, heyecan yapıyorum fazla herhalde. Rahat ol canım, ben senden rahatım ama bak şimdi Sevinç. Evet, benden siz çok rahatsınız. Peki sanatçı olmasaydı Dilek Hanım, neler, ne olmak isterdi, neler yapmak isterdi? Ressam olurdu. Yani sanat bir insanın içinde varsa var, yoksa yoktur. Evet. Bir insana resim çizdeseniz karalama bir şeyler yapar belki. Müzikten önce her gün mutlaka bir kara kalem çalışması yapıyordum. Küçük ya da büyük, ne olursa. En son yağlı boya tablolar yapmaya başladım. Mona Lisa'yı bile yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Oh, kendimce karınca kararınca. Faallere yağlı boyalar yapmaya başladım. Nüller yapmaya başladım. Yani resim öyle bir şey ki açtıkça aşıyorsunuz. Yapmak istedikçe çizmek istiyorsunuz. Yani bir yerden depreşti. Mutlaka depreşiyor sanat varsa. Ama Çukurova Üniversitesi'nin resim öğretmenliği sınavında kalem atmayı bilmeyenler seçildiler. Ben resim kursu mezunuydum. Güveniyordum kendime. Maalesef kazanamadım. Ve anında sonlandı. Bir daha kalem almadım elime. Kalem tutamadım. Çizim yapamadım. Çok küstüm ya, ben resme küstüm. İlgim hala devam ediyor. Facebook'umda ya da Insta'da beğendiğim nüleri, heykelleri falan mutlaka paylaşırım. Hayranlarım ve dostlarım bilirler bunu. Resim bitti, müzik devam ediyor. Müzik her ne kadar istediğim yerde olmasam dahi, her ne kadar istediğim değeri almasam dahi müzik aşkı devam etmekte. Ve ben şöyle demek istiyorum. Güzel bir söz yazmıştım. Bana göre güzel, siz beğenir misiniz bilmiyorum. Tabii. Razıyım hayatım kör zindanlarımda geçse de ömrüm. Mahrum etmeyin beni ne bir doğudan ne de bir nadan. Dilek Köngeç. Nasıl? Süper. Süper. Gerçekten evet. Çok anlamlı bir söz. Bunu da şarkı yapabilirim yani. Her an değişebilir fikrim yani. Bu da eser günler yani. Zaman gelir. Ya tabii ki şimdi bir laf vardır, bilir misiniz bilmiyorum. Her zaman için bayanlar biraz daha üstündür her şeyde. Erkekler şimdi oradan diyorlardır bana. Senin çok konuşuyorsun, evet. Sus bence. Ama ne olursa evet. Olsun bayır bayanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hele kızdığı bir anda... Bilmiyorum yani. Ne olur, orasını kestiremiyorum artık herhalde ben. Kıskanınca mı? Kıskanınca veya başka türlü olunca bayanların üstesinden gelmek mümkün değildir. Ya işte gözüm karadır. Çok sakinim, çok anlayışlıyım, çok alttan alırım. Sabrım çok geniş ama bir sinirlenirsem de, kolay sinirlenmiyorum, bir sinirlenirsem de gözüm hiçbir şey görmüyor. Anında... devirip dökebiliyorum her şeyi. Valla o konuda size hak vereceğim. Ben de aynıyım diyeceğim bir şey. Yani evet. Gerçekten. Evet, hele kıskanırsak çok saçma şeyler yapabilirim kıskanırsak. Ortalığı ayağa kaldırıyoruz herhalde. Ya evet, evet. Başına dememişler evet. Kadının fendi erkeği yendi diye. Evet canım, evet. Evet, biz hemen şöyle Kadir Bey'in istediğini bir dile getirelim isterseniz. Mamayı mırıldanın bizler için, dinleyicilerimiz. Kadir Beyciğime kocaman teşekkür ediyorum. Kadir Beyciğim mükemmelsin sen. Ya sen gördüğüm, göreceğim en değerli insansın diyorum. Buradan kocaman sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel sanatçılarla tanıştırdı beni.
Gerçekten gurur verici bizler için. Diyorum ya, sanatçı dostu çok az bulunur. Sanatçı dostlarımdan birisidir kendisi. Evet, gerçekten çok değerli bir insan. Evet, sizi dinliyoruz. Muammayı istemiştim. Tamam. Muamma da Şahmaral Hanım'ın Bir Kalır Müzik demiştim. Ruhi Bir Kalır sevgili aranjörüm, yapımcım, eşine vermiş olduğu bir eser. O da okumuştu albümde, ben de okudum daha sonra kendi albümümde. Bakalım kim patlatacak bu şarkıyı. Ama ben mi? Evet. Sizden mi alalım canlı canlı, yoksa pardon, şeyden, müzikli olursa daha iyi, vokaller de var çünkü orada. Tamam, o zaman ne yapıyoruz? Albümden olsun. Evet dinleyicilerim, Kurdek FM dostları, Kadir Bey için sesimizin ulaştığı, bizleri dinleyen, her nereden dinleyen dostlarımız varsa şu anda Belçika'dan, Almanya'dan, İstanbul'dan, Adana'dan, her yerden dinleyen dostlarımız var. İzmir'den sayamıyoruz. Eyüp Beyciğime de gitsin Sevinç Hanımcığım. Eyüp Beyciğime de gitsin. He. Kadir Bey ve Eyüp Beyciğime de tüm sevenlerimize gitsin. Tüm sevenlere Eyüp gidecek. Temizlik. Evet. Evet. Dilek Köngeç'ten geliyor. Muamma. Dayanmaz yüreğim. Bekle döneceğim hep. Sevinç yayında. Bazen bakar da göremezsin, arar sorar da bulamazsın. Ne ucu bucağı, ne yolu belli, ne de bilirsen ah. Elime düşme yanarsın, dilime düşme ne olursun. Alevlerin arasında elin kolun bağlı kalırsın. Elime düşme Çin'in Arabesk Radyosu. Müziğin internet dünyasındaki kalbi. Bazen ağlarken sevinirim, bazen gülerken üzülürüm, bazen birdenbire kaybolurum, olabilirsen an. Bazen bakar da göremezsin, arar sorar da bulamazsın, ne ucu bucağı ne yolu belli, gidebilirsen an. Elime düşme yanarsın. Tamam. Evet, Dilek Köngeç'ten geldi, Muamma geldi. Dilek Köngeç sevenler için geldi, bütün dostlarımız için geldi. Her nereden dinleyen dostlarımız varsa onlar için geldi. Evet, devam ediyoruz Dilek Hanım hattımızda. Evet, evet. Dilek Hanım, neler söylemek istersiniz? Mikrofon sizde efendim. Tamam. Yine müzikten konuşmak istiyorum. Tabii ki. Müzik... Son nefes demiştim zaten. Bir sevdiğim bir sözüm daha var. Aşksız okudum aşk şarkılarımı diye.
Bunu da çok seviyorum. Çok sevdiğim sözlerimden bir tanesidir. Sabahları 7-7.30 gibi, 8 gibi uyanıveririm yataktan. Ya Sezen Aksu bir şeyler mırıldanıyordur, sıfır eserler. Ya beynimde sesler ve sözler, müzikler vardır. Üşenirsem uçup gidiyor telefonu almaya. Üşenmezsem telefonu alıyorum, hemen not ediyorum. Ertesi gün Face'te falan paylaşıyorum. Yani bir sürü söz oldu. Bunların hepsini toparlayabilirim. En iyilerinden albüm yapabilirim. Şarkılar yapabilirim bu şekilde. Evet. Böyle. Siz sorun. Vallahi ben soracağım bir şey bulamıyorum artık diyorum ya. Siz bulamıyorsunuz. Ben Adana'nın sanatçısına değer vermediğinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki bunu sanatçımız daha bahsetmişti. Ersin Ay bahsetti hatırladığım kadarıyla. Evet. Evet. Tabii ki buyurun, bahsedebilirsiniz. Evet, Ahmet Kaya'nın, ruhu şad olsun, Ahmet Kaya'nın bahsettiği üzere bir avuç sanatçıyız biz Adana'da. O Türkiye'de demişti. Ben Adana'da diyeyim. Bir avuç sanatçıyız Sevinç Hanımcığım. Evet. Maalesef Adana valiler ve başkanlar olmak üzere sanatçısına değer vermiyor diyorum. Yine ben sanatçı dostlarıma, yapımcı dostlarıma, yardımcı dostlarıma teşekkür ediyorum ki destek vermeye çalıştılar. Yıllardır iç içeyiz. Hepsiyle görüşürüz, konuşuruz, alışverişler yaparız, sahne alışverişi paslaşırız. Fakat bizim yaptığımız da olmuyor işte. Yani maalesef sanatçısına değer vermiyor, sanata değer vermiyorlar. Herhangi bir festival, konser olsun dışarıdan getirtmeyi tercih ediyorlar. Oysa ki bizlere de destek çıkması gerekiyor. Ben Adana'ya çıkayım, yemin ediyorum size, herhangi bir televizyon programı ya da radyo programı ya da sahne olsun el üstünde tutuyorlar. Sanatçı olduğunu hatırlıyorsun orada. Sanata değer verildiğini, sanatçıya değer verildiğini hatırlıyorsun, görüyorsun orada. Fakat Adana'ya çok kırgınım ben. Adana'nın mekanları için pek konuşmak istemiyorum. Konst mekanlarda sahne yapmamaya özen gösteriyorum. Konst olduğundan dolayı değil. Bu işin okulunu bitirdiğim için, eğitimini aldığım için, neyse ben bu konuyu hiç konuşmayayım isterseniz Sevinç Hanımcığım. Tamam. Seçkin yerlerde özen gösteriyorum çıkmaya. Söylediğim şarkıları hitap ettiğim insanların sanatımı, şarkılarımı algılayabileceği yerlerde çıkmaya özen gösteriyorum. Kısaca bu. Anladım Dilek Hanım. Valla ne diyelim artık, Ersin Bey konuğumuzken de aynı konuştuk kendisiyle. Evet. Hani evet. Adana'da çok güzel sanatçılar var. Yani evet. Bilinen sesleri bilinmeyen. Güzel, kulağı güzel, kalbi güzel. Evet. Çok değerli dostlarım var. Evet. Gerçekten. Ama hep yokluk içinde, hep kendi imkanlarımızla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Evet. Müziğimizi yapmaya çalışıyoruz. Oysa ki inanın bana, sesimizin, kulağımızın, karakterimizin urubu olmayan insanlar çok değer görüyor ve sahnelerdeler. Hem parayı götürüyorlar, hem sahneyi götürüyorlar. Oysa ki bizler, temelimiz var. Alaylı değiliz biz. Okulluyuz mesela, mektepli derler evet. Bize. Maalesef istenilen değer bu değil. Beklenen değer bu değil maalesef. Fakat müzik aşkı dolayısıyla biz hala sahnelerdeyiz işte. Olmaya da devam edeceğiz. Sizin gibi değerli sanatçılarımıza bu şekil sesinizi ulaştırıp şarkılarınıza yer vermeye çalışıyorum yayınımda. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Konuk olan bütün sanatçılarımın tek tek parçalarını, tek tek demeyeyim de günde mesela 4-5 saat yayında oluyorum. Bazen geliyor 10 saat yayın yapıyorum. Benim belli olmuyor. Hani bu yayın akışı içerisinde devamlı çalmaya çalışıyorum. Paylaşıyorum. Ne güzel insansınız. Ne güzel. Kalbiniz kocaman. Radyonuz da kocaman olur umarım. Evet, umarım Türkiye inşallah. Umarım. Kocaman bir aile olduk. Gerçekten sanatçılarımızla evet. Büyüyoruz. Çok büyük bir aile haline geldik. Biz büyük bir aileyiz. Gurdek FM ailesi çok kocaman bir aile. Evet. Peki, biz sizi daha fazla yormayacağız. Şöyle ufak bir şeyler bize mırıldanır mısınız son kez?
Sevinç Hanım'cığım, hiç yorulmadım, büyük keyifle konuşuyorum. İşte arada bir takıldım, kusura bakmayın, arada canlı yayınlar önce. Estağfurullah. Bir el fidan söyleyeyim size, olur mu? Tabii ki, zevkle dinleriz biz de. Söz, müzik, beste, güfte, sevgili dostum, sevgili üstadım Ömer Faruk Güney'e sonsuz sevgi ve saygılarımla diyorum. Ne güzel bir eser yapmış, ne güzel sözler bunlar. Evet. Yüzüm geçmişten kalan, aşka tarifi yazdıran, bir alatul kahzın, yüzün kıyıma vuran, anne karnı huzuru, çocukluğumun süsü senden bana, şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun hakkını almış yılların. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın, omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın, omuzumda iz bırakma, İçim dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Gibi. Ağzınıza yüreğinize sağlık, çok güzel okudunuz. Öyle şöyle sakin sakin kulaklarımızın bası silindi. Valla siz yorulmadıysanız ben sohbete devam edelim. Peki tamam. Adana'nın vefasızlığından hani bahsettiniz benim. Evet. Şarkıcılara değer vermediğinden. Peki onun haricinde çevrenizden tepki aldınız mı hiç? Sanatçı olmaya karar verdiğiniz zaman, sanata atıldığınız zaman. Selin Hanımcığım, 1993 yılında iktisat tercihim ben. İktisat, maliye, mali müşavirlik bitirdiğim zaman maliye, mali müşavirlik falan bölümüm var iken, sınıf geçme sınavları var iken, ben Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Musikisi sınavlarına girdim. Aileme de söylemedim ki, zaten izin vermeyecekler, zaten kazanamayacağım, gerek yok dedim. Sınava girdim, 15 gün sonra bir baktım, şey, ismim asılmış, kazanmışım sınava. Eyvah dedim, savaş başladı. Şimdi ben anneme nasıl anlatacağım, babama nasıl anlatacağım ben müzik okuluna gitmek istediğimi, müzik okulunu kazandığımı. Eve geldim, anneme söyledim. Bana söyleme dedi. Babana söyle dedi. Üstünden atıverdi sorumluluğu. Babam kesinlikle izin vermez diyorum. Olmaz böyle bir şey diyorum. Ki günahtır, ayıptır, bilmem nedir. Bundan işte 22 sene önce yanılmıyorsam. 93 senesi. Evet. 17 mi? 17-18 mi bilemiyorum. Kaç yıl önce tam bilemiyorum işte. 93, 20... 4-25 sene falan herhalde olması lazım. Ama öyle oluyor yani. Evet, 24-25 sene falan. Evet, bayağı olmuş. Akşam babam geldi. Baba dedim, ben sınav kazanmışım, konservatuar sınavını. Gerçek mi kızım dedi. İyi dedi, hayırlı olsun dedi. Ah, ben şok tabii. Hiç beklemiyordum ki babam böyle karşılayacak. Ay, inanamadım, inanamadım. Büyük bir mucize oldu. Ama 3 yıl boyunca herhangi bir enstrüman şarttı. Türk sanat müzikisi enstrümanı çalmamız gerekiyordu. Kimi arkadaşlarım kanun, kimi arkadaşım ney, çoğu arkadaşım da uddu. Benim de udum vardı, gül ağacından yapılmış. Ud hala şu an dolapta durur. Lateli kırık olduğu için dolaba bıraktım kendisini. Oğlumun gitarıyla beraber aynı raftalar dolapta, evet, gardıropta. Okula gidip gelirken sanki silah saklarmış gibi udumu saklıyordum mahalleden.
annemden ve babamdan duymasınlar, sorun çıkmasın diye. Gizleyerek, saklayarak elimden geldiğince mezun oldum. Okulumu bitirmiş oldum, eğitimimi almış oldum. Tabii ki zorluklar oldu. Yani herkes hala bile istemiyorlar. Kızım, biz sana hoca ol dedik, sen gittin poça oldun der babam her zaman. Poçalık neyse işte, yaptığım müzik demek o kadar kötü geliyor ki onlara, hala gönülleri yok. Ama bana saygı duymak zorunda olduklarını bildiklerimden ben müziğe devam bu şekilde. Ne güzel bir şey. Evet, yere durduk kalk. Gerçekten yani insan her istediğini yapabilir. Dilediğini yapmakta serbest diyelim. Evet. Peki son defa dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Müzik son nefes demiştim, yineliyorum. Biz müziğin içinde doğduk, müzikle doğduk gibi, müzikle öleceğiz gibi bu şekilde devam edecek benim hayatım. Elimden ne gelirse, elimden ne kadar ne olabilirse müzik adına yapmak istediğim daha bir sürü projeler var. Kısmet olursa ömrüm yettiğince, sabrım yettiğince, gücüm yettiğince müzik adına bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Kendi müziğimi özellikle. Hani bana diyor ya arkadaş, niye arabesk yapmıyorsun? Arabesk evet. Yapsam İnci Mercan gibi patlatacaksınız tabii ki, biliyorum. Ama ben kendi müziğimi yapmak istiyorum. Kendi keyif aldığım müziğimi yapmak istiyorum. Arabesk kötü demek istemiyorum tabii ki. Arabeskin kitlesi de çok fazla. Arabesk dinleyenler arabesk dinlesin. Ben kendi müziğimi yapmaya devam edeceğim. Dinlemek isteyenler için Dilek Köngeç her zaman burada zaten. Herkesin gönlünce olsun hayatı diyorum. İstediklerimden ve dilediklerimden geri kalmasınlar. Hayatları gönlünce olsun diliyorum. Sizin de güzel kalbinizce olsun hayatınız. Amin, çocuğunuzla, inşallah. Eşinizle güzel mutluluklar diliyorum. Herkese amin. 2018'de mutlu bir gelecek diliyorum. 2017, 2015, 2016 hatırladığım kadarıyla kötü geçiyor. Kötü geçti. En başta yani ben hala kabullenmiş değilim. Harun Kolçak'tan tutun Kayağına kadar şu an aklıma gelemeyecek İbrahim Erkal'ıma çok değerli üstadlardı ya. Bunlar evet. Artık daha yok. Bunlar gelmeyecek daha. Bunların acısı bence ömür boyu sürecek. Tarık Akan gibi büyük değerlerimiz gitti. Tabii ki gitmek zorunda. Hayat bu. Bizim de başımıza gelecek. Yarın yani, günde biz gidebiliriz tabii ki. Gideceğimiz, hepimizin gideceği yer orası. Evet ama bu bilmiyorum ya, ölmesi gereken o kadar kötü insan var ki, neden bu insanlar, müzik insanları, sanat insanları ölümsüzleşsin diye düşünürüm her zaman. Herkesin gönlünce olsun, hayat hepimizin istediği gibi olsun. Amin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Biz hepinize size kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Tekrar efendim. Teşekkür ediyoruz. İzleyenlerime, dostlarıma. Bizleri kırmayıp katıldığınız için canlı yayınımıza ilerleyen günlerde yine konuk olarak sizi davet edeceğiz. Merak etmeyin Dilek Hanım. İnşallah. Sizin de her şeyi gönlünüze göre versin Rabbim. Çok teşekkür ederim. Evladınızla huzurlu yaşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Daha güzel şeylerde buluşmak dileğiyle inşallah. Amin inşallah. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Olsun. İyi akşamlar mutlu efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese selamlar. Evet dostlar, Dilek Hanım'a çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadı. Radyomuza konuk oldu. Kadir Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel sanatçılarla bizleri buluşturduğu için. Evet. Sevgili parçasıyla açmıştık Dilek Hanım'ın. Vefasız kalpsiz parçasıyla da programımızı kapatalım. Gurbetçinin Arabesk Radyosu. Thank you.
günlerde üstüme gelmeyin. Dokunsanız ağlarım. Ne olur adını anmayın. O benim arabeskin kralı. Çöktün üstüme, yerlere serdin, ezdin yüreğimi, sevgimi yerdin. Dağ gibi çöktün üstüme, yerlere serdin, ezdin yüreğimi, sevgimi yerdin. Yaptıkları gelir aklıma. Dokunur